Rusya Dünya Turizm Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Bloomberg HT'de orada. Arkadaşımız Ceren Dilekçi'nin yanında konuğu var. Birlikte turizmde öne çıkan yeni trendleri tartışacaklar. Ceren, söz sizde. Rusya'dan yayınlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda turizm sektörünün teknoloji devi Amadeus Rusya Bilişim Sistemleri Projeleri Direktörü Garç Muradyan var. Hello sir. Merhaba efendim, merhabalar. Dediğimiz kadarıyla Amadeus küresel bir teknoloji şirketi. Aynı zamanda Türkiye'de de operasyonlarınız sürdürülüyor. Peki seyahat endüstrisi üzerindeki etkisini alabilir miyim şirketinizin? Yaklaşık 30 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve seyahat acentalarının bütün hizmet segmentlerinde hizmetlerimizi veriyoruz. Özellikle bilgi işlem konusunda sektör ve hizmet veriyoruz. Kaynak yönetimi konusunda hizmetlerimizi sağlıyoruz. Bilişim çözümleri sunuyoruz. Aynı zamanda hava yollarına da hizmet sunuyoruz. Yeni bir doğrultuda hizmetlerini genişletmeleri için. Dağıtım konusunda da özellikle seyahat acentalarına yardımcı oluyoruz. Özellikle online seyahat acentalarına destek veriyoruz. En fazla gelişim kaydeden sektörlerden birisi. E-ticarette en hızlı büyüyen alanlardan biri. Peki trendler nedir online seyahatte? Online seyahatte en az iki çelişen trendten söz etmek istiyorum. Birincisi şöyle bir trend. Özellikle kişiselleştirmeye odaklanan bir trend. Bu da şu anlama geliyor. Online seyahat acentaları hizmetlerini kişiselleştiriyorlar. Farklı grup yolculara, bunlar iş turizmi yapan yolcular olabilirler veya özel turistler olabilir. Böylece bağlantı sayısı, rahatlık ve fiyatlama açısından da farklı hizmetler sunuyorlar. Diğer taraftan da yerel acentalarla ilgili bir trend söz konusu. Büyüyen bir segment söz konusu. Özellikle mesela kayak, Sky Scanner gibi. Bunlar Rusya'da çok önemli zaten acentalar. Bir takım kriterler de söz konusu. Fiyatlama söz konusunda. Mesela çözümler çok da yeterli olmadığından fiyata bakılıyor. Bunlar aslında birbirleriyle çelişen özellikler. Her iki segmentte de hizmetler veriliyor. Peki ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek? Özellikle ekonomik büyümedeki yavaşlama seyahat harcamaları nasıl etkileyecek önümüzdeki süreçte? Bizim gözlemimize göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri göz önüne alırsak, aynı şekilde Avrupa'ya baktığımızda Rusya'yı da, Rus pazarını da kapsamak üzere bir yerel model ortaya çıktı. Böylece maliyetleri azaltmak, azaltmaktan ziyade optimize etmek amaçlanıyor. Önceki modellerden farklı olarak paket seyahat programları sunuluyor ve tabii ki fiyatlamaya da yansıyor. Bu maliyetleri düşürüyor. Özellikle Rusya pazarına baktığınızda eskiden çok fazla seçeneğiniz yoktu ama şimdi çok daha fazla seçeneğiniz var yolcu olarak. Sadece ulaştırmaya ücret ödeyerek istedikleri ek hizmetleri seçebiliyorlar. Mesela yemek seçenekleri var. Bunun gibi seçenekleri seçip daha sonra ek ücretler ödeyebiliyorlar. Böylece daha fazla esneklik sağlanıyor seçenekler bakımından. Yolculara istedikleri kadar seçenek sunulabiliyor seyahat sektöründe. Bu küresel bir trend şu anda. Sadece düşük maliyet modeli değil, aynı zamanda geleneksel Avrupalı kuryelere göre değerlendirdiğinizde onlar kendi modellerini de adapte edebilir hale geldiler. Çünkü sonuçta hepsi aynı ticaret havuzuna dönüyor. Bizim gözlemimiz bu şekilde. Çok teşekkürler. Sorularımızı yanıtladı. Yeniden sözü sana bırakıyorum Hande. Teşekkürler Ceren Dilekçi. Rusya'dan Dünya Turizm Forumu'ndan yayınlarımız devam edecek. Şimdi kısa bir reklam.